Burası Beni Saide Sakifesi, yani gölgeliği diyoruz biz buraya. Burasının İslam'daki önemli olan yerin olmasının sebebi, değerli kardeşlerim, Medine'de metfun bulunan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ebedi aleme irtihalinden sonra şimdi ümmetin başına kim gelecek? Kim baş olacak? Halife kim olacak? Mekkelilerden mi olsun, Medinelilerden mi olsun diye tartışmaların, görüşmelerin olduğu yer ve ilk halifenin Hazreti Ebubekir Efendimizin de halife olarak Hazreti Ömer Efendimiz tarafından teklif edilip ve ilk olarak da onun tarafından elini tutularak biat edilen yer. Burası Medineli olan Beni Saide oğullarının gölgeliği. Şu anda burada bir şey görmüyoruz çünkü her şeyi yıkmışlar. Burada aslında ağaçlar vardı. Onu etrafa almışlar koruma altına. Biz önüne geliyorduk, önde oturuyorduk. Hem orayı görüyorduk. Galiba burayı da değişik bir hale getirecekler. Ondan sonra da açılacak. İnşaat halinde. Değerli kardeşlerim, burada İslam'ın Hazreti Ebubekir Efendimizin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ebedi aleme irtihalinden sonra Müslümanların dağılmadan birlik haline, yek vücut haline geldiği yer. Herkes nefis taşıyor. Her ne kadar söylediğiniz doğru da olsa, her ne kadar ortaya ortak akıl da koysanız, Allah bizi imtihan için yaratmış ya, ben, benim düşüncem, benim isteğim, benim fikrim, benim dediğim olsun. Bu herkesin içine düştüğü yer. İşte o günde Medineli olan Ensar, çünkü İslam'da, Kur'an'da çok Allah Celle Celaluhu onlara böyle iltifatta bulunmuş, mükafatlar verileceğini, çünkü peygambere ve peygambere iman etmiş olan muhacirlere gerçekten evlerini açmamışlar, yüreklerini açmışlar. Sadece seviyorum değil, sevginin tezahürü olacak eylemlere de, söylemlere de girmişler. Her şeylerini paylaşmışlar. Diyorlar ki bizler sizlere çok yardımda bulunduk. İslam buraya geldikten sonra büyüdü, gelişti, genişledi. Dolayısıyla halife olmak bizim işte hakkımızdır. Veyahut da biz halife olursak daha iyi olur tarzında. Ama velakin Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz bu tartışmaları duyduğunda, ya Müslümanlar orada toplanmış bir şeyler konuşuyorlar, müdahale edin denildiğinde, Hazreti Ebubekir Efendimiz yanına alıyor ve geliyor, tartışmalar içerisinde onlar da giriyorlar. Deniliyor ki bakın, halife olacak birisi varsa o da Mekkeli. Mekkelilerin içerisinde de Hazreti Ebubekir'dir. Ben demiyorum ki ben halife olayım. Değil mi? Ben demiyorum. Ebubekir Efendimiz, daha Peygamber Efendimiz hayattayken kendisi yerine imam tayin edilmiş. Dolayısıyla bu bir işarettir. Hazreti Ebubekir Efendimiz İslam'a çok büyük hizmetler etmiştir. Mekke'nin en büyük eşraflarındandır. Hazreti Bilal Efendimiz'i para vererek onun hürriyetine kavuşturmuştur. Daha sonrasında İslam'a hizmet etmesini sağlamıştır. Bir sürü olay anlatıldıktan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz'in elini tutmuş, ona biat etmiş ve ondan sonra diğer sahabe-i kiram efendilerimiz de Hazreti Ebubekir Efendimiz'e biat ederek ortadaki muhalefet kaldırılmıştır.